Midir? Tabii ki gelecek için üretimi düşüneceğiz ama tasarrufu da düşüneceğiz. Biz Memleket Partisi olarak Cumhurbaşkanlığındaki 13 uçağın 12'sini satacağız hemen. Cumhurbaşkanına bir uçak yeter. 150 bin kamuda makam aracı var. Bunların 50 bini lüks araç. Bu 50 bin lüks aracı derhal satacağız. Başta Odalar Borsalar Birliği olmak üzere top gibi kuruluşların kasalarında milyar dolarlar var. Bunları üyelerine, nakit parayı üyelerine aktaracağız. Ve önümüzdeki seçimde bir çağrıda bulunuyorum. Hiçbir siyasi parti hazine yardımı almasın. Biz nasıl şu anda hazine yardımı almadan işte bu gördüğünüz gönüllülerle masraflarımızı karşılıyorsak, bir defaya mahsus siyasi partiler bu kriz döneminde hazine yardımı almasınlar ve bu hazine yardımı fakir fukaraya verilsin. Siyasi partiler de kendi gönüllüleriyle kampanyalarını yürüsün. Bu fakir milletten aldıkları paralarla sokaklara parti bayraklarını asmasınlar. Hem adalet sağlansın, hepimiz birlikte olalım, hem de fakir fukaraya bir katkısı olsun. Yine gıda ve temel ihtiyaçlarda KDV ve ÖTV'nin mutlaka düşürülmesi lazım. Mutlaka. Bunun mutlaka olması lazım. Benim tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor. Nereden çıkardınız bunu derseniz, sınavların tarihlerini değiştirdi. 26 Haziran'ı boş bıraktı. Eğer öyle olacaksa hem şimdi bir hazine yardımı alacaklar trilyonlar, hem de seçim parası alacaklar iki kere. Bu yazıktır, günahtır bu millete. Bu hazine yardımlarından ve seçim paralarından bu kriz döneminde vazgeçip bunu millete, fakir fukaraya verip eşit şartlarda rekabet etmeniz diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve bu mülakat sistemiyle gençlerin içini acıtanlara, bu çocuklara haksızlık yapanlara, bu çocukları eleyenlere de Allah da sizin belanızı versin diyorum. Sorularınız varsa alayım. Muharrem abi, gazetecilerden alacağım. Sizlerden değil. Buyurun. Başkanım, memleket